Selamlar, videoya hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Ümit. Üslü sayılar konusunu anlattık. Şimdi yeni nesil sorularla konuyu pekiştirmek istiyoruz. Bilfen yayınlarının soruları bu videodaki sorular ve üslü sayılarda temel kurallar, temel işlemlerle alakalı kolaydan zora zoru gideceğiz arkadaşlar. Bir de söylemek istediğim bir şey daha var. Saat şimdi 1:24. Gece yarısından sonra. Bugün normalde video çekmeyeceksin. WhatsApp grubumuzdaki sayımız epeyce bir arttı. Dolayısıyla kendimi sorumlu hissettim. Kalkıp bu saatte video çekmeye başladım. Ben sorumluluğumu biliyorsam o zaman sizler de sorumluluklarınızı bileceksiniz. Ne yapacaksınız? Çalışmaksan geri durmayacaksınız. Oldu mu? Hadi başlayalım soruları çözmeye. A eşit değildir 0 ve m birer tam sayı olmak üzere. A üzeri n üzeri m. Ne diyorduk buna? Üstün üssü kuvvetin kuvveti. Eşittir a üzeri n çarpı m ve a üzeri n bölü a üzeri m eşittir a üzeri n eksi m'dir. Aşağıdaki tabloda 4 farklı paketteki silgi sayısı ve bu paketlerin fiyatları verilmiştir. Hemen sol tarafta bir pakette bulunan silgi sayısı ve sağ tarafta da paket fiyatı verilmiş. Buna göre hangi paketteki silgilerin bir adedinin fiyatı en ucuzdur? Bak, bir adedinin fiyatı demiş. O zaman ne yapacağım? Bu soru üslü sayı sorusu olmasaydı bunu herkes hemen çözerdi. Bence yine çözersiniz ama ne yapardık? Bir paketin fiyatı bölü derdik bir paketteki bulunan silgi sayısı. Silgi adedi diyelim. Burada da aynısını yapacağız. Sadece sayılarımız üslü sayı olacak. Yani birinci paketteki bir silginin fiyatını bulmak için 2 üzeri 9'u getireceğim. Şurada bölelim. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 2 olacak. Peki bu ne yaptı? 2 üzeri 7 yaptı. Hemen geldim buraya 2 üzeri 7 yazdım. Sonra diğer paketleri bulacağım. Karşılaştıracağım. En ucuz dediği için en küçük sonuç hangisi ise o doğru cevap olacak. 8 üzeri 4. 8'i nasıl yazarım? 2'nin kuvveti diye. 2 üzeri 3. Peki. Burası 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti o zaman 2 üzeri 12 mi yapıyor? Değil mi? Bölü 2 üzeri 4 oldu. Bu da 2 üzeri 8 yaptı. Buraya 2 üzeri 8 yazdım. 6'yı ve 9'u gördü gözlerim. Hocam tabanlar aynı değil. Üstler aynı değil. Ne yapacağız? O zaman birbirine benzeteceğiz. Yani aynı değilse sen aynı yapacaksın. İlle aynı vermek zorunda değiller. Ne yapabilirsin? Bak burada 9 dediğin 3'ün karesi. 6'nın içinde de 3 var. O zaman bunları 3'e benzeterek yazabilirim. 6'yı şöyle yazdım. 2 çarpı 3 diye. Peki 6'nın 6. kuvvetiydi. O zaman 2'nin 6. kuvveti ve 3'ün 6. kuvveti olmuş oldu. 9'u da 3'ün karesi diye yazarsam bu şuna dönmedi mi? 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 bölü 9'u 3'ün karesi diye yazarsam bize bunun 3. kuvvetini alacağım. 3 üzeri 6 olsun. Bu ne yapsın? 3 üzeri 6'lar gitti. 2 üzeri 6 kaldı. Bu da 2 üzeri 6'ymış. Şimdi son olarak 4. pakete bakalım. 10 üzeri 5'i. Ben 10 ile 5 arasındaki ilişkiyi biliyorum. 15'in 2 katı. O zaman 10'u 2 ve 5 diye parçaladım. 2 çarpı 5 oldu. Bu da üstlerde yazılırsa 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 oldu. Bölüceğiz. 5 üzeri 5. Peki 5 üzeri 5'ler gitti. Geriye 2 üzeri 5 kaldı. En ucuz diyordu. O zaman en küçük en ucuzdur. Yani 4. paket en ucuz olmuş oldu. Hemen geçtik ikinci sorumuza. Arkadaşlar bilgi aynı olduğu için okumayacağım. Hemen soruya geçiyorum. Yukarıda bir banyonun dikdörtgen biçimindeki tabanının kenar uzunlukları verilmiştir. Bu banyonun tabanı bir kenar uzunluğu 2 üzeri 5 santim olan kare biçimindeki fayanslarla kaplanacaktır. Bir kutuda kaç fayans olduğunu ve bu kutunun fiyatı aşağıda verilmiştir. Bir kutuda 8 tane fayans varmış. Bir kutunun fiyatı da 240 liraymış. Buna göre banyonun tabanını kaplamak için kullanılacak fayanslara kaç TL özenir? Bak, ben neyi bulacağım? Şunu bulacağım. İlk başta kaç fayans kullanıldığını bulacağım. Soruyu anlamazan işlemlere başlamayacağız. Kaç fayans olduğunu bulduktan sonra ben TL olarak bir sonuç bulmayacağım mı? Evet. Fiyat neyin fiyatı verilmiş? Bir paketin fiyatı verilmiş.
O zaman kaç paket kullanıldığını bulacağım. Onu nasıl bulacağım? Kaç fayans kullanıldıysa getirdim. 8'e böldüm. Paket sayısını, kaç paket kullanıldığını buldum. Kullanılan paketi. Sonra hocam sonra bu paket sayısıyla da 240'ı çarpacağım. Cevabı bulacağım. Aslında soru bu kadar. Şimdi yukarıya hemen gidelim. İşlemlerimize bakalım. Bak 2 üzeri 5 santimetre uzunluğunda bir cisim. Tabanı şu uzunluk 2 üzeri 5. Sonra bir tane daha getirdim buraya. Bir 2 üzeri 5 daha. Bir tane daha bir 2 üzeri 5 daha. Peki kaç tane oldu? Nasıl bulacağım onu? Toplam uzunluk 4 üzeri 4 değil mi? 4 üzeri 4. O zaman 2 üzeri 5'e bölersem kaç tane olduğunu bulurum. Böyle 2 üzeri 5. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazarım. Bunun 4. kuvveti de 2 üzeri 8 olsun. Peki 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 5 bu da 2 üzeri 3'e eşit olmuş oldu. Şimdi yatay olarak 2 üzeri 3 taneymiş. Peki dikey olarak kaç tane? Bunu da 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 5 yazarak bulacağım. 2 üzeri 2 de dikey adetmiş. Dikey ile yatayı çarparsam ben şuradaki alanda kaç fayans kullanıldığını bulurum. Dikeyde 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 kadar, yatayda da 2 üzeri 3 kadar kullanılmış. O zaman bunun cevabı da 2 üzeri 5 oldu. Bu ne arkadaşlar? Kullanılan toplam fayans sayısı. Toplam fayans sayısını 8'e böldüğümde neyi buluyordum? Kaç paket kullanılacağını. Toplam fayans 32. Bir kutuda 8 varsa o zaman 4 paket kullanılmıştır dedim. Her bir paket 240 liraydı. 240 ile de 4'ü çarparsan ne yapıyor bu? 960 mı yapıyor? Kafadan yapmanın yolu ne bunun? Bak şuradaki sıfırı görme. 4 ile 24'ü çarp. Onu da mı bilmiyorsun? O zaman 24 ile 2'yi çarp 48. 2 taneydi ama sana 4 lazım. O zaman bir 2 daha ekle. 48, 48 daha 96. Hemen yanına bir tane de 0 yaz. Oldu 960. Doğru cevap Ceyhan olmuş oldu. Bilgi yine aynı. Yine orayı okumayacağım. Aşağıda televizyon ekranında bir ağacın görüntüsü verilmiştir. Bu durumda ağacın boyu 4 üzeri 3 santimdir. Bu televizyon kumandasındaki küçültme tuşuna bir defa basıldığında ekrandaki görüntü 2 üzeri eksi 2 katı kadar olmaktadır. Negatif kuvvet aldığına göre küçültüyor değil mi? O zaman küçültmüş. Küçültme tuşuna her basıldığında ekrandaki görüntü bir önceki ölçülerine göre belirtilen şekilde küçülmektedir. Her defasında 2 üzeri eksi 2 kadar küçülüyor. Buna göre Okan televizyonun kumandasındaki küçültme tuşuna iki defa basarsa ekrandaki ağacın boyu kaç santimetre olur? Arkadaşlar isimlerinizi bilmiyorum. Bu videoda yorum olarak burada Okan adı geçmişken siz de kendi isimlerinizi yazın. Tanışmış olalım, olur mu? Ne yapacağım? Kolay bir soru. Çözmemize belki bile gerek bile yok. Bence herkes çözmüştür bunu. Başlangıçtaki boyu 4 üzeri 3 santimetreymiş. Her tuşa bastığımda 2 üzeri eksi 2 katı olmayacak mı? O zaman katı olduğuna göre çarpacağım. 4 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2. Bir kere daha bastım. O zaman bir kere daha 2 üzeri eksi 2 ile çarptım. Şimdi ne yapacağım? Bak bunların taban aynı. O zaman üstleri topla. 2 üzeri eksi 4 oldu. Peki 4'ü de 2'ye benzetirsem 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti bu da 2 üzeri 6 yaptı. Şimdi tabanlar aynı, üstleri topla. 2 üzeri 2 oldu. Bu ne yapıyor? 4 yapıyor. Doğru cevap Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda verilen kareli kağıtta kareler yatay kare sayısı taban, dikey kare sayısı da kuvvet olacak şekilde boyanarak üslü ifadeler oluşturuluyor. Yatay kare sayısı taban dikeyde kuvvet oluyormuş. Hemen yazdım üslü ifade gibi. Örneğin mavi renkli şekilde yatay kare sayısı 6 ve dikey kare sayısı 3 olduğu için bu şekil 6 üzeri 3 üslü ifadesini belirtiyor. Ne demek? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yatay olarak 6 kare var. Dikey olarak da 3 kare var. Onun için 6 üzeri 3 olmuş. Peki bizden ne istiyorlar? Kareli zeminde mavi ve pembe renkli şekillerin oluşturdukları üslü ifadelerin çarpımı, yeşil ve sarı renkli şekillerin oluşturdukları üslü ifadelerin çarpımına eşit olacak şekilde bir sarı renkli şekil çizilecektir. Sarı renkli şekli biz çiziyoruz. Peki buna göre bu şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar sadece çarpma işlemi yapacağız. Bak mavi ile pembe renkli şekli çarpmamızı istemişler. Bu şekillerin üst ifadelerin çarpımını. Şimdi maviyi zaten söylemiş. 6 üzeri 3'tü. Peki pembe
Pembenin yatay kare sayısı 2. Dikey kare sayısı 1, 2, 3. E ne yapacağım? Üstler aynıysa tabanları çarp. 12 üzeri 3 oldu. Peki şimdi geçtim yeşille sarıya. Yeşili nasıl yazarım? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 üzeri 3'müş. E peki sarı kaç? Sarıyı nasıl bulacağım? Sarıyı da getireceğim. E bunlar birbirine eşit olmayacaklar mıydı? Eşit olacaklardı. E o zaman sarı yaza mesela x üzeri bir şey diyelim. X üzeri a olsun. Eşitmiş 12 üzeri 3'e. E ne yapacağım? Buradaki her tarafı 3 üzeri 3'e böleceğim. Burayı da 3 üzeri 3'e böldüm. Üstler aynıysa tabanları böleceğim. Ne yaptı? 4 üzeri 3 yaptı. Neye eşitmiş? Bizim x'imize eşitmiş. X'imiz 4 üzeri 3. Yani yatay olarak 4 kare, dikey olarak 3 kare. Bak 1, 2, 3, 4. Yatayda 4 kare, dikeyde 1, 2, 3 kare. O zaman Bursa doğru cevap oldu. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin uzun kenarlarından birine köşelerinize birer tane gelmek üzere 4 üzeri 2 metre aralıklarla aşağıdaki gibi 33 tane fidan dikilmiştir. Bu bahçenin diğer uzun kenarına köşelerece birer tane gelmek üzere. Bak burası önemli. Köşelerece birer tane gelmek üzere. 2 üzeri 3 metre aralıklarla fidan dikilecektir. Dikelim. Buna göre bu iş için kaç tane fidan gereklidir? Arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Muhtemelen bu soruda takılan arkadaşlar nereye takılıyor? Şöyle yapacaklar. Biz kaç fidan gerektiğini bulmak için ne yapmalıyız? Önce şu uzun kenarın uzunluğunu şöyle şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Ondan sonra işimiz kolay. Peki bu uzunluğu nasıl bulacağız? E yukarıda fidan sayısı belli. Kaç metre aralıklarla dikildiği belli. Hemen şu aklınıza gelecek. 4.4 üzeri 2 metre aralıklarla dikilmiş. Toplam kaç fidan var? 33. E ben bunları çarparsam uzunluğu bulurum. Bulursun ama yanlış bulursun. Neden? Çünkü şundan dolayı bak. 33 tane fidan var. İlk fidanı diktim. Sonra 4 üzeri 2 metre boşluk bıraktım. Bir fidan daha diktim. Sonra bir 4 üzeri 2 metre daha gittim. Kaç defa 4 üzeri 2 metre gidiyorum arkadaşlar? Başlangıçta bir tanesini diktim. Geriye kaç kaldı? 32 fidan kaldı. Yani 33 ile değil, bir eksiğiyle şu başta diktiğim fidanı çıkartarak çarpacaksın. Yani 32 ile. Bu da 2 üzeri 2 üzeri 2, 2 üzeri 4 oldu. Ve burası da 2 üzeri 5. Yani uzunluğumuz 2 üzeri 9'muş. Peki 2 üzeri 9 uzunluğunu bulduk. Şu uzunluk 2 üzeri 9. Buraya 2 üzeri 3 metre aralıklarla fidanlar dikiliyor. E ne yapacağım? O zaman bölme işlemi yapacağım. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 3. Bu ne yaptı? 2 üzeri 6. Yani 64. Şimdi geldin hemen 64'ü işaretledin. Gene yanlış yaptın. Niye? Ne demiş bize bak. Önemli dedim ya. Köşelerece birer tane gelmek üzere. Şimdi zaten 2 üzeri 3 metre aralıklarla diktiğimde en son şu köşeye bir tane dikeceğim. E buraya dikeceğim de bunu sayıyor. Ama bu şu baştaki diktiğimi ne yaptım? Bu baştaki diktiğim bu aralıkların içerisinde var mı? Yok. O yüzden getirdim. Bir de baştaki fidan için bir ekledim. Doğru cevap 65 oldu. Yavuz Sultan Selim'in yazdığı şiirlerden biri aşağıdaki gibi bir kartonun üzerine yazılarak özdeş dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Bu şiirde birinci sütun yukarıdan aşağı doğru okunduğunda birinci satırdaki cümle elde edilmektedir. Ne demek? Şu demek. Birinci sütunda ne yazıyor? Sanma şahım, herkesi sen, sadıkhane yar olur. Birinci sütunla birinci satır birbirinin aynısıymış. Birinci satırda ne yazıyor? Sanma şahım, herkesi sen. İkinci kutular aynı. Sadıkhane, üçüncü kutular aynı. Son kutular aynı. Bunu anlatmış arkadaşlar. Diğer satır ve sütunlar için de aynı durum geçerlidir. Yani bu kural tüm satır ve sütunlar için geçerliymiş. Bu bilgiye göre şiirde silinmiş olan yerler tamamlanacaktır. Hemen tamamlayalım. Üçüncü sütun, ikinci kutusu boş. O zaman üçüncü satırın ikinci kutusunda ne yazıyorsa buraya da onu getireceğim. Yani belki ol yazacak. Peki üçüncü sütun dördüncü kutu. Üçüncü sütunun dördüncü kutusunda Serdar Olur yazıyor. O zaman burada da Serdar Olur yazacak. Geçtim dördüncü sütuna. Dördüncü sütunun ikinci kutusunda dördüncü satırın ikinci kutusunda yazan yazacak. Yani ayar olur yazacak. Boşlukları doldurdum. Şimdi okumaya devam edelim. Daha sonra bu karton üzerindeki çizgiler hizasından kesilerek özdeş parçalara ayrılıp bir yapboz oluşturulacaktır.
Yapbozun parçalarının yerlerini belirlemek amacıyla her bir parçanın arka yüzüne aşağıdaki şekilde birer şifre yazılacaktır. Aşağıdaki şekilde, aşağıdaki şekildeki gibi olmaz mı? Şifre yapbozun her bir parçası için parçanın bulunduğu satır numarası taban. Hemen yine bunu yazdım. Satır numarası taban sütunda üs olacakmış. Bir üslü ifade elde ediniz ve elde ettiğiniz bu üslü ifadeyi parçanın arka yüzüne yazınız. Ne demek? Anlamadıysan örneği var. Dördüncü satır ve birinci sütundaki parçanın arka yüzünde 4 üzeri 1 yazacak. Dördüncü satır birinci sütunda ne var? Yar olur. Yar olur için 4 üzeri 1 yazdım. Satır numarası. Tabanda sütun numarası kuvvette oldu. Şimdi tüm kelimeleri mi yazacağız? Ne istemişler? Buna göre serdar olur ve belki ol parçalarının arka yüzündeki şifrelerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi o zaman ben serdar olur kelimesi için ve belki ol kelimesi için yazılabilecek üst ifadeleri yazacağım. Niye yazılabilecek dedim? Çünkü bak birden fazla belki ol var, birden fazla serdar olur var, değil mi arkadaşlar? Yani gidip de burada serdar olur'u gördün, sadece burayı hesapladın. Belki olu da burada gördün. Geriye kalan ikisi belki şıklarda diğer ikisine göre yapılmış. O yüzden uyanık olacağız. Zaten olabilir demiş. Tüm olasılıkları yazacağız. Üşenmeyeceğiz. Şimdi serdar olur bölü belki ol. Serdar olur'u bulalım bir. Serdar olur. Şimdi serdar olur için. Nerede? Bir tanesi burada. Dördüncü satır, üçüncü sütun. 4 üzeri 3 yazabilirim. Ya da üçüncü satır, dördüncü sütunda 3 üzeri 4 yazacağım. Şimdi serdar olur başka var mı? Yok. O zaman belki ola geçebilirim. Belki ol için neler yazabilirmişim ona bakalım hemen. Şöyle. Belki ol ilki nerede? Üçüncü satır, ikinci sütun, 3 üzeri 2 oldu. Diğeri nerede? Aha burada. İkinci satır, üçüncü sütun. Başka var mı? Başka yok. Şimdi bunların oranlarına bakacağım. Bak. Hemen benim gözüme burada ne takıldı? 3 üzeri 4, 3 üzeri 2. En kolay işlem bu değil mi? O zaman sen de en kolayı yap. Zorla uğraşma bir. 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2. Bu ne yaptı? 3 üzeri 2 yaptı. Şıklarda var mı? Yok. O zaman bu oran değilmiş. Diğerlerine bakacağım. Mesela 4 üzeri 3 ile 2 üzeri 3 arasında da bir ilişki var. Nedir o? 4 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bu ne yaptı? 2 üzeri 3 yaptı. Şıklarda var mı? Var. O zaman geriye kalanlarına bakmama hiç mi hiç lüzum yok. Gönül rahatlığıyla diğer soruya geçebilirim. Kaldıraçlar desteklenilen sabit noktalar üzerinde hareket eden çubuklardır. Fen bilgisi. Kaçıncı sınıf bu? Gerçi 8. sınıfta da görüyorsunuz değil mi? Kaldıraçlarda denge konumunda yük çarpı yük kolu eşittir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşitliği vardır. Aşağıda dengede duran bir kaldıraç verilmiştir. Peki bu kaldıraçta yük 2 üzeri 7 N. Kuvvet 16 üzeri 2 N ve kuvvet kolunun uzunluğu 1 bölü 4 üzeri eksi 3 santimdir. Buna göre yük kolunun uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar çok kolay değil mi? Sadece şuradaki şu takla attırma işini bilip bilmediğinizi ölçen bir soru. Bak yük için ne demişler? 2 üzeri 7 N. Yük kolu ne? Bilmiyorum, x diyelim ona. Zaten onu sormuş. Eşittir. Kuvvet 16 üzeri 2 N. Kuvvet kolunun uzunluğu neydi? 1 bölü 4 üzeri eksi 3. Arkadaşlar 1 bölü şeklinde bir rasyonel sayının negatif kuvvetini alıyorsak hemen tabanın pozitif kuvvetini alacağım. Yani burası 4 üzeri 3 olacak. Bunun mantığı ne? Takla attırmayacak mıyız? 1 bölü 1 bölü 4 oldu bu. Şimdi ne yapacağım? Bunu ters çevirip yukarıya çarpma olarak yazdım. 1'ler gitti. 4 oldu. 3. kuvvetini al. Hiç böyle uğraşmana gerek yok. Hemen ters çevir. Takla attırmak dediğin zaten yer değiştirmesi. 1 aşağı 4 yukarı geldi. Onun 3. kuvvetini al. Negatif kuvvetten kurtul. Peki işlem şuna döndü mü? 2 üzeri 7 çarpı x eşittir. Şimdi burada 2 üzeri 7 var ya. Buradaki 16'yı da sen 2'ye benzet. İşlem yapman kolay olsun. 16 2 üzeri 4'tür. Bunun 2. kuvveti 2 üzeri 8 oldu. Çarpı 4 üzeri 3'ü de 2'ye benzet. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6 oldu. Şimdi 2 üzeri 7 çarpı x eşittir. Tabanlar aynı. Üstleri topla. 2 üzeri 14 oldu. 2 üzeri 7'ye bölersem her tarafı. Buradan 2 üzeri 7 gider. Burayı 2 üzeri 7'ye böldüm. 14'ten 7 çıktı. 2 üzeri 7 oldu. Doğru cevap. Bakalım Denizli. Hemen geçtim diğer soruya.
Sevilay uzun kenarında 4 üzeri 6 tane, kısa kenarında 8 üzeri 3 tane birim kare olan bir kareli kağıttaki birim karelerden bazılarını belirlediği bir kurala göre aşağıdaki gibi boyamıştır. Sevilay'ın derdi ne acaba? Buna göre Sevilay'ın bu kağıtta boyadığı birim karelerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Zor bir soru değil, güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken şeyler var. Birden fazla bilgi kullandırıyor. İşte yeni nesil dediğimizde esasen bu. Bundan önceki sorular yeni nesil benziyor. Doğru, yeni nesil ama sınav formatında soru hangisi dersen tabii ki bu. Hatta siz durdurun Burcu. Bu soruyu bir kendiniz çözmeye çalışın. Çözebilenler ben çözdüm diye yazsın. Ben de hepsini tek tek tebrik edeyim. Çünkü güzel bir soru. Şimdi ben ne yapacağım? Sevilay bir kural belirlemiş. Ben şimdi bu kuralı biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman önce bu kuralı bulmam gerekiyor. Bak şimdi Sevilay bu satırın tamamını boş bırakmış. Sonra dolu, bir dolu, bir boş, bir boş, bir dolu, bir boş, bir boş şeklinde, dolu şeklinde bir satır yazmış. Sonra bir satır daha boş bırakmış. Sonra yine bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu. Kuralı bu. Anladım. Peki benden neyi istemiş? Kağıtta boyadığı birim karelerin sayısı kaçtır diyor. O zaman ben şu boş olanlardan kurtulayım. Nasıl kurtulacağım? Bak bir dolu, bir boş, bir dolu. Bir boş, bir dolu. Yani eşit sayıda, yarı yarıya değil mi? Yarı yarıya dediğimiz nedir? 2'ye bölmektir. O zaman şu uzunluk ne kadar? 8 üzeri 3. Ben bunu 2'ye bölersem boşlardan kurtulmuş olurum. 2'ye böldüm. 8'i 2 üzeri 3 diye yazdım. Bunun 3. kuvveti 2 üzeri 9 oldu. Bölü 2, 2 üzeri 8 tane satır karelerinden bazıları boyanmış. Peki şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi şunu yapacağız. Kaç tane burada satır var? Sütun var, özür dilerim. Hemen sayalım. 1, 2, 3. Tabii ki saymayacağım. Niye? Zaten buradaki uzunluğu vermiş bana. 4 üzeri 6. O zaman ne yapacağım? Bak şurada kaç tane buldum? 2 üzeri 8 tane. Getirdim. 4 üzeri 6 ile bunu çarptım. Çarptığımda neyi bulacağım? Çarptığımda şunu bulacağım. Bak bir boş bir dolu, bir boş bir dolu, bir boş bir dolu şeklinde olan satırların sayısını bulacağım. Soru bitmiyor burada. Şimdi bu işlemi bir yapalım. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazdım. Burası 2 üzeri 12 mi yaptı? 2 üzeri 12 oldu. Yani 2 üzeri 20 oldu. Şimdi hocam şıklarda 2 üzeri 20 yok. Cevap o değil zaten. Niye? Bak biz ne yaptık ilk başta? Biri boş, sonra dolu kutuların olduğu satır. Sonra boş, sonra dolu. Ne yaptık? Bu boşlardan kurtulup doluların sayısını bulabilmek için 2'ye böldük. Çünkü yarı yarıya verilmiş. Arkadaşlar dolu satırlarda da bir boş bir dolu, bir boş bir dolu, bir boş bir dolu. Gene yarı yarıya değil mi? Yarı yarıya. O zaman bu bulduğum sonucun başı kel mi? Bunu da 2'ye böleceğim. 2 üzeri 20'den 20 bölü 2, 2 üzeri 1. Bu da 2 üzeri 19 yapıyor. Doğru cevap Azana olmuş oluyor. Çözmüş olan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Yorumlara yazanları da tek tek tebrik edeceğim. Yarıçapı R olan çemberin çevresi 2 pi'dir. Özlem bisikletiyle 6 kilometre uzaklıktaki dedesinin evine gidecektir. Görselde Özlem'in bisikletinin tekerleğinin yarıçap uzunluğu verilmiştir. Yarıçap uzunluğu 9 üzeri eksi 3 kilometre. Buna göre Özlem dedesinin evine gidene kadar bisikletin her bir tekerleği kaç tur döner? Bak burada demiş ki bisikletin her bir tekerleği demiş ya. Aslında burada sadece bir tane tekerini bulsan yetiyor. Burada her bir dediği zaman acaba önümü bulayım, arkayı mı bulayım diye belki kafası karışır diye düşünmüşler. Ama bence bizden hiç kimsenin kafası karışmamıştı. Şimdi burada kaç tur döndüğünü nasıl bulacağım? Bak şimdi tekerimizin şöyle bir çapını çizelim. Arkadaşlar yarım tur attığında şuradaki nokta nereye gelecek? Buraya gelecek. Bu nokta buraya tekrar döndüğünde bir tur atmış olacak. Peki bu demek ne demek? Yani bak önce şu kısım yerle temas etti. Sonra burası yerle temas etti. Yani ben neyi bulacağım? Tekerin çevresini bulacağım. Çevreyi bulduğumda bu ne olacak? Bir turun
ölçüsü olmuş olacak. E çevreyi nasıl bulacağım? Ha burada formülü vermiş. Çemberin çevresi 2 pi r'dir. Pi yerine de 3 alın diyor. E peki r kaç? 9 üzeri eksi 3. Çevre eşittir zezem 2 çarpı 9 üzeri eksi 3 çarpı 3 mü? 2 pi r. Aynen öyle. 3. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi bu her bir tur değil mi? Her bir turda bu kadar alan oluyor. Peki ne kadar yol var? 6 kilometre. E bunu 6'ya böleceğim. 6 bölü zezim 2 çarpı 9 üzeri eksi 3 çarpı 3. Şimdi burayı 3 çarpı 2 diye yazalım. 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 9 üzeri eksi 3 çarpı 3 oldu. E bunlar sadeleşti. Öyle değil mi? Bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı? 9 üzeri eksi 3 kaldı. E bu ne yapıyor? 3 üzeri eksi 6 yapıyor. Şimdi 3 üzeri eksi 6'yı buldum. Cevap 3 üzeri 6. Ama 3 üzeri eksi 6 nasıl 3 üzeri 6'ya döndü? E ben ne buldum? Buldum 1 bölü 3 üzeri eksi 6. E bu 1 bölü şeklindeyken bu eksiden kurtulmak için ne yapacaktım? Bunu şöyle yukarı gönderecektim. E bunu yukarı gönderdiğimde eksi de artı olacaktı. 3 üzeri 6 olmuş olacak. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıda bir gençlik konseri için hazırlanan afiş verilmiştir. Bu konser salonunun kapıları 8 Ekim'de saat 16'da açılmıştır. İnşallah korona biter, biz de konserlere gidebiliriz. Kapılar açıldıktan 1 saat sonra salonda 254 kişi, özür dilerim, olduğu görülmüştür. Bundan sonra konser başlayana kadar salondaki seyirci sayısı geçen her 1 saatte bir önceki saattekinin 8 katı olmuştur. Tamam. Salonun kapıları konser başlayınca kapatılmış ve konser bitince açılmıştır. Kalabalık nedeniyle çıkışlar kontrollü olarak yapılmış ve her 1 saatte salondan eşit sayıda seyirci çıkarılmıştır. Dil sürçmeleri için kusura bakmayın ama dediğim gibi saat çok geç ve çok yorgunum. Yine de özür dilerim sizlerden. Bu durumda salon 9 Ekim'de saat 03.00'da tamamen boşaltılabilmiştir. Buna göre her 1 saatte salondan kaç seyirci çıkarılmıştır? Yine ne yapacağım? Şurada bak bir bilgi var. Kapılar açıldıktan 1 saat sonra 2 üzeri 4 kişi oldu. Kapılar kaçta açılıyordu? 16'da. Başlama saatine kadar her 1 saatte 8 kat artış olacaksın. Şimdi başlama saati kaçtı? 21 mi? 21. Kaçta açıldı? 16'da açıldı. Sonra açılmış, saat 17 olmuş, 1 saat geçmiş, saat 17. Burada kaç kişi var? 2 üzeri 4 kişi. Sonra saat 18 olacak, 18 olduğunda 8 kat olacak toplam sayı. E o zaman 8 kat diyorum zaten, adı üstünde kat, yani çarp demek. Buraya biz çarpı 8 dedim. Sonra saat 19 olacak, 1 8 kat daha geldi, çarpı 8. Sonra saat 20 oldu. 1 8 kat daha geldi. Sonra saat 21 oldu. 8 daha geldi. Bu 8'leri de şuradaki 2'ye benzetebilirim. 2 üzeri 3 değil mi? 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Tabanlar aynı, üstleri topla. 3, 6, 9, 12. 4 de burada 16 yaptı değil mi? 2 üzeri 16 kişi toplam seyirci sayısı. Toplamayı yanlış yapmadım inşallah. 3, 6, 9, 12, 16, 1, 2, 3, 4. Tamam. Doğru. 2 üzeri 16 tane seyircimiz varmış. Sonra ne diyor? Bitiş saati saat 23. Bitiş saatinde kapılar açılmaya başlanmış. Saat kaça kadar sürmüş bu? 03.00'a kadar. Buraya da 03 yazalım. Her bir saatte eşit sayıda kişi gitmiş. Şimdi bak burada saat 24 oldu. Bir tur gitti. Sonra 1 oldu. Bir tur daha gitti. Etti 2. Saat 2 oldu. Bir daha gitti. Etti 3. Sonra saat 3 oldu. Bir tur da buradan gitti. Etti 4. Her bir
Saat aralığında x kadar kişi gitmiş olsa burası ne yapar o zaman? 4x yapar. Yani şu x'i görmeyelim. Toplamda kaça böleceğim? Eşit değil mi zaten bunlar? 4'e böleceğim o zaman. 2 üzeri 16'yı 4'e bölersem her bir saatte kaç kişinin gittiğini bulurum. 2 üzeri 16 bölü 4. 4 dediğimizde 2 üzeri 2 değil mi? 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 2. Şimdi ne yapacağım? Vallahi çıkartma yapacağım. 2 üzeri 14 oldu. Doğru cevap Adana olmuş oldu. Hemen buradan aklıma ne geldi? Adana'ya gidek mi? Evet gençler, geldik videonun son sorusuna. Son soruya geldik. Benim de enerjim arttı valla. Ne yalan söyleyeyim, yoruldum. Hemen gidip uyuyacağım. Bir deponun birinci katına dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş kutular yukarıdaki gibi tavana kadar yerleştirilmiştir. Bu durumda tavan ile en üstteki kutu arasında boşluk kalmamıştır. Bir şey söyleyeyim mi? Yani o kadar çok böyle kutu yerleştiriyoruz, fayans yerleştiriyoruz ki böyle insanı resmen sorular inşaat ustası olmaya yönlendiriyor, sevk ediyor. Benim her defasında aklıma bu geliyor. Lan inşaatçı mıyız, matematikçi miyiz diye sorguluyorum. Bu kutuların tamamı ikinci kata çıkarılarak yukarıdaki gibi tavana kadar yerleştirilseydi yine tavan ile en üstteki kutu veya kutular arasında boşluk kalmayacaktı. Deponun birinci katının yüksekliği 8 üzeri 3 santim ve kutuların yüksekliği 2 üzeri 4 santim olduğuna göre ikinci katının yüksekliği kaç santim esiredir? Arkadaşlar bu soru da çok güzel soru. Yine ben yerinizde olsam durdurur önce bir kendimi çözmeye çalışırdım. Şöyle yapacağız. Bak şurada bir tane bilgi vermişti. Neredeyiz o? Tavan ile en üstteki kutu arasında boşluk kalmamıştır birinci katta. Şimdi en üstteki kutu ile arasında boşluk kalmaması ne demek? Şu kutuları dizmeye devam etmişim. Şöyle hiç boşluk kalmazan tavana ulaşmışım. Ben şimdi tavan boyutunda kutu dizmedim mi? Evet. O zaman tavan yüksekliği ile kutuların yüksekliği birbirine eşit. Tavan yüksekliği kaç? 8 üzeri 3 santim. 8 üzeri 3. Burada kaç kutu kullanılmış bilmiyorum. Onu bulmam lazım çünkü şurada benim işime yarayacak. Kaç kutu kullanıldığını nasıl bulurum? Toplam yükseklik 8 üzeri 3. Her birinin yüksekliği 2 üzeri 4 imiş. 2 üzeri 4'e böldüm. Bu 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 5 oldu. Bu 2 üzeri 5 ne? Kullanılan kutu sayısı. Peki arkadaşlar, bunu bulduktan sonra şimdi hemen geçtim ikinci şekle. Burada işler biraz değişiyor. Bak burada ne demiş? Tavan ile en üstteki kutu veya kutular arasında boşluk kalmayacak. Ne demek istemiş burada? Kutu veya kutular derken şunu diyor bak. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Yani şöyle şuraya iki tane çizelim kutu. Tavana kutular temas ettiğinde görüntü böyle de olabilir, böyle de olabilir demişler. Peki bunu nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Arkadaşlar şimdi 2 üzeri 5 tane kutumuz var. 2 üzeri 5, 32. Ben 2, 1, 2, 1 diye dizmeye devam ettim. Yani her defasında 3 tane dizdim. 3'ün katları 30'a kadar geldi. 30'a kadar 3 çarpı 10. Yani 10 kere şöyle 2 tane koydum. Üstüne bir tane koydum. Şöyle şu kadar bir yükseklik elde ettim. Sonra onun üstüne de bir tane ikili kutu koymuşum. 30 artı 2 oldu. Yani şöyle bitti bizim görüntümüz. Bu şekilde bitti. Çizemezim. Heh. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar olan kısım. Buranın yüksekliğini bulursam ben gelirim. Şurada bir tane kutu yok mu onun üstünde? 2 üzeri 4 ile de onu toplarım. Peki bu yükseklik kaç? Bu yüksekliği de şöyle bulacağım. Şimdi burada hemen şurada kalemimizin rengini değiştirelim. Mavi yapalım. Bak bir tane kutu burada. Bunun yüksekliği bir kutunun yüksekliği. Bir tanesi de burada. Biz bu üçlüleri saymadık mı? Saydık. Kaç tane üçlü vardı? 10 tane. Ben bir tane üçlünün uzunluğunu bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl bulacağım? 2 üzeri 4 burası. 2 üzeri 4 de burası. Ne yaptı bu? 2 tane 2 üzeri 4 yaptı. O da 2 üzeri 5 oldu. Peki bundan kaç tane var? 10 tane var. Çarpı 10 artı
Bir tane daha 2 üzeri 4 oldu. Peki bu ne yapıyor? Burası 2 çarpı 5 değil mi? 2 çarpı 5. Burası 2 üzeri 6 yaptı. 2 üzeri 6 çarpı 5 artı 16. Arkadaşlar 2 üzeri 6 kaç yapıyor? Hemen hesaplayalım. 32, 64. 64 çarpı 5 kaç yapıyor? 6 kere 5 30. 5 kere 4 20. O zaman 320 yaptı. 16 da burada var. Artı 16 dedim. Toplamda 300 kaç yapıyor? 36 yapıyor. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmayı lütfen bırakmayın. Bakın saat kaç oldu? Saat 2 oldu. Ben sizler için yataktan kalktım. Yemin edebilirim bunun için. Şimdi tekrar gidip mışıl mışıl uyuyacağım artık. Çünkü artık vicdanım rahat. Çünkü sorumluluğumu yerine getiriyorum. Bu saatten sonra sorumluluk sizlerin üstüne kaldı. Artık çalışması gerekenler sizlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Görüşürüz.